Ortaokullar arası genel kültür bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Evet, isterseniz ilk önce yarışmacılarımızı alalım. Başta Anayasa Ortaokulu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Özel Karabük Bahçeşehir Ortaokulu Kapılı Ertuğrul Gazi Ortaokulu. Bu asla bir sınav değil. Sonuçta burada yanlış yaptığınız zaman herhangi bir sınavı kaybetmiş olmayacaksınız. Amacımız sadece sizlerde Karabük bilincini oluşturmak. Karabük'e dair kulağınızda bir şeyler kalmasına katkı sağlamak. Tabii bu arada yarışmacı kardeşlerimizden vereceğimiz oralardan herhangi bir fısıltı gelmesin. Kopya desteklediğiniz okulunuzun diskalifiyesi anlamına geliyor. Onu da söylüyorum. Tüm okullara başarılar diliyorum ve işin eline saygıdeğer hocamıza yarışmayı başlatmak üzere kürsüyü devrediyorum. Evet, bir dakika içerisinde cevaplıyoruz soruları. Öğrencilerimiz önlerindeki plastiklere cevapları yazdıktan sonra süre bitmiştir denince kaldıracaklar. Evet, süre bitmiştir. Arkadaşlarımız kartları kaldırıyorlar. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk kentimiz hangisidir? A. Karabük, B. Kastamonu, C. Yalova, D. Kırıkkale. Evet, doğru cevabımız A. Şıkkı Karabük. Evet, şimdi ikinci sorularımızı öğrencilerimize dağıtacağız. Evet, süre başlamıştır. Evet, okullarımız cevaplarını kaldırıyorlar. İlimiz hangi bölgede yer almaktadır? Doğru cevabımız Batı Karadeniz bölgesi. Tüm okullarımız doğru cevap vermişler. Evet, şimdi üçüncü soru. Süre başlamıştır. Evet, cevap kağıtlarımızı kaldırıyoruz. Okullarımız bu soruya B şıkkı olarak değerlendirmişler. Soruyu yansıtalım. Aşağıdaki ilçelerimizden hangisi 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Kenti olarak koruma altına alınmıştır? Evet, doğru cevabımız B. Bütün okullarımız bu soruya da doğru cevap veriyor. Dördüncü soruya geçiyoruz. Evet, cevaplarımızı kaldırıyoruz. Bu soruya da tüm okullarımız B seçeneğini vermişler. Soruyu yansıtıyoruz. Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kimdir? Evet, bu sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı Mustafa Kemal Atatürk. Tüm okullarımızı tebrik ediyoruz. 5. soruya geçiyoruz şimdi. Evet, cevaplar duruyoruz arkadaşlar.
Bu soruya da tüm okullarımız A seçeneğine cevap vermişler. Evet, soruyu yansıtıyoruz. 5. Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'umuzun kulüp başkanı kimdir? Evet, doğru cevabımız, tüm okullarımız doğru cevap verdiler. Tebrik ediyoruz okullarımızı. Evet, zarfları açıyoruz arkadaşlar. Evet, cevap kağıtlarımızı kaldırıyoruz, cevap kartlarımızı. Evet, bu soru okullarımız farklı cevaplar verdiler. Soruyu yansıtalım. Şehrimizin tek huzur evini ilimize armağan eden merhum iş adamımız kimdir sorusu. Evet, cevabı. Cevabımız Gökşen Yücel olacaktı. Evet. Öğrencilerimiz bu soruya maalesef doğru cevap veremediler. Teşekkür ediyoruz. Evet. 8. sorumuz. Beraber açıyoruz arkadaşlar. Bir dakika bekleyelim. Evet, soruları açıyoruz. Cevaplarımız var. Soruyu yazalım. 1973 Karabük doğumlu yönetmen, senarist, yapımcı Geriye Kalan filmiyle 48. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü kazanmıştır. Bu yönetmenimiz kimdir? Cevabımızı yazıyoruz. A şıkkı Çiğdem Bitriner olması gerekiyordu. Evet, bir okulumuz bu soruya doğru cevap verdi. Başşehir Koleji'miz bu soruya doğru cevap verir. Evet, 9. Evet, sorudayız. Öğrencilerimize sorularımızı verelim. Soruları açıyoruz arkadaşlar. Cevaplarımızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Pankartları hemen indirmeyelim, bir görelim. Evet, bu soruya bütün okullarımız C seçeneğini doğru cevap olarak vermişler. Soruyu yansıtalım. Karabük'ümüzün valisi kimdir? Evet. Mehmet Aktaş. Bu soruya okullarımız doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Evet, 10. sorudayız. Doğru cevaplarımızı kaldırıyoruz. Evet. Soruyu yansıtalım. Roma İmparatorluğu, 10. Roma İmparatorluğu döneminde Karabük'ün de içinde bulunduğu Batı Karadeniz bölgesi hangi adla anılıyordu? Evet, doğru cevabımız Pavlovanya. Bahçeşehir, Ertuğrul Gazi Roma İstanbul Okulu'nun doğru cevaplarımızı. Yavuz Sultan Selim Orta Okulu cevabı yanlış. Evet. 11. soruya geçiyoruz. Evet, soruları açıyoruz arkadaşlar. Cevaplarımızı kaldırıyoruz. Bu soruda da iki okulumuz farklı cevap vermişler. Soruyu yansıtalım.
Aşağıdakilerden hangisi Kardemir'deki yüksek fırınlara verilen isimlerden biri değildir? Ayşe, Fatma, Hatice, Ülkü. Evet, doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet, şu anki puan durumumuza bakıyoruz. Anayasa İlköğretim Okulu 60 puanda. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 70 puan. Özel Karabükbahçe Şehir Ortaokulu 80 puan. Kapılı Ertuğrul Gazi Ortaokulu 70 puan. Evet, puan durumumuz. 12. soruya geçiyoruz. Kartlarımızı kaldırıyoruz. Bu soruya da okullarımızdan birisi farklı cevap verdi. Soruyu yansıtalım. Kartları indirmeyelim arkadaşlar. Zonguldak'tan Karabük'e seyahat eden bir kişi Karabük'ün hangi ilçesinden geçer? Doğru cevabımız Yenice olacaktı. Cevaplarımızı kaldırıyoruz. Yedek soruda evet, cevaplar kartları indirmeyelim arkadaşlar. Evet, bu soruya da okullarımız farklı cevapları verdiler. İki okulumuz A, bir okulumuz C, biri B seçeneğini cevap olarak verdiler. Evet, şimdi soruyu yansıtacağız yedek soru olduğu için. Evet, Karabük Demirçelik ilk ve ortaokulunu ziyaret edip şeref defterini imzalayan ilk cumhurbaşkanı kimdir? Doğru cevabımız Celal Bayar olacaktı. Evet, okullarımızın soru ve puan durumlarını değerlendireceğiz. Ondan sonra yedek sorularla eşit olan okullarımıza devam edeceğiz. Güzel Bahçeşehir Ortaokulu birincilikle bitirdi. İkinci tura kalacak okulumuz için Kapılı Ertuğrul Gazi ve Yavuz Sultan Selim Ortaokulları için bir tane yedek soru soracağız. Evet, iki okulumuzun cevaplarına bakacağız. İki okulumuz soruları yapmış olsa da değerlendirme dışı kalmış oldu. İki okulumuzu değerlendiriyoruz. Evet, cevapları kaldıralım arkadaşlar. İki okulumuz da farklı cevap verdi. Biri B seçeneği, biri C seçeneğini cevap olarak verdi. Soruyu yansıtalım. Karabük'ün sanayi sektöründe ilk özel girişimcisi kimdir sorusu? Cevabı. İsmail Güven olacak. Evet, Kapılı Ertuğrul Gazi Ortaokulu. Kapılı ve Karşışehir Ortaokulu yarı finale çıkmış oldu. Tebrik ediyoruz öğrencilerimizi. Çok kıymetli jüri üyelerimiz, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz. Karabük ilimizle ilgili böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmiş olması gerçekten bizleri sevindirdi. Güzel bir çalışma olmuş, planlama güzel yapılmış. Özellikle jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalar çok daha güzel bir şekilde devam edecek. Karabük'ümüzün tanıtımına katkı sağlayacak bu programın ilimize çok faydalı olacağını, okullarımızdaki öğrencilerimizi Karabük'ü tanıma yönünde meraklı bir şekilde bilgiye ulaşma konusunda kendilerini sevk edeceği hususunda bir çalışma oldu. Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki okullarımıza da başarılar diliyorum. Şu anda bütün okullarımızı ben tebrik ediyorum. Ancak tabii ki takdir edersiniz ki puan durumuna göre okullarımız elemeler yapılıyor. İlk iki okulumuzu da ben daha sonraki finale, yarı finale veya çeyrek finale katılacak çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.